Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok lezzetli bir bisküvi tarifimiz var. Bademli biskotti bisküvileri yapacağız sizlerle beraber. Ben bunun için tüm malzemelerimi hazırladım görmüş olduğunuz gibi. 500 gram yani 2,5 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla unum var. Onu öncelikle şöyle yoğurma kabıma alıyorum. 60 gram tereyağım var fakat benim tereyağım suya alınmış. Sade tereyağı. Siz normal tereyağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Margarin de olur ama tereyağı daha lezzetli olacaktır. Ayrıyetten bir tatlı kaşığı kabartma tozum ve bir pakette vanilyam var. Bir çimdik tuz yani yarım çay kaşığı kadar ve bir tatlı kaşığı kadar da tarçın da ilave ettikten sonra şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Hafif böyle kum gibi olmasını istiyorum. Tereyağımın tüm malzemeyle birleşip bütünleşmesini istiyorum. Güzelce böyle ova ova görmüş olduğunuz gibi tereyağımızı ve diğer malzemelerimizi unumuzla beraber karıştırıyoruz. Bu güzel kurabiyeyi uzun süre saklama kaplarınızda saklayabilirsiniz. Tabii ki uzun süre kalmayacaktır ama ben yine de belirtmiş olmak istiyorum. Belki önceden yapıp daha sonra misafirlerinize ikram etmek isterseniz diye. Yani bir hafta, 10 gün, 2 hafta boyunca emin olun hiçbir şey olmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi esmer şekerimi de ekledim 1 bardak, 200 gram. Bir bardak aynı şekilde 200 gram da kıyılmış iri kıyım bademimi ekledim. Biraz da file bademim vardı, onu da ilave ettim. 3 tane yumurtam var, onları da ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Çok lezzetli, çocuklarınızın seveceği tarzda beslenmelerine koyabilirsiniz. Atıştırmalık olarak çayınızın, kahvenizin yanında gayet güzel gidecektir. Kıtır kıtır olacaklar. Eğer isterseniz benmari usulü erittiğiniz çikolataya da yarıya kadar bandırıp üzerine file badem serpiştirebilirsiniz tabii ki. Ben yapmadım, sade yaptım. Ayrıca hamurunuzu lütfen biraz daha un serptiğiniz tezgahta şöyle bir kendine gelinceye kadar, bütünleşip özleşinceye kadar bir 5 dakika daha yoğurmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Kıvamı da budur. Fazladan un eklemenize gerek yok. Şöyle rulo şeklinde yapıp isterseniz bu şekilde direkt fırına verebilirsiniz. 25 dakika pişirdikten sonra çıkarıp 10 dakika soğutup daha sonra tırtıklı bir bıçak veya aparatla dilimleyip dilimleri tekrar fırın tepsinize yatay vaziyette dizip her iki tarafını da 10'ar dakika olmak şartıyla hafif pembeleşinceye, kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz. Ama ben daha pratik olmasını istediğim için bu işlemi yapmadım. Direkt kestim. İnce parmak kalınlığında ve onları görmüş olduğunuz formu, biskoti formunu verdim ve fırın tepsime dizdim. Daha sonrasında eğer tüm kurabiyeler, bisküviler için aynı kural hep geçerlidir. Her zaman tekrar tekrar söylüyorum. Bir 20-25 dakika, yarım saat vaktiniz varsa 1 saat buzdolabında eğer bekletirseniz veya soğuk bir ortamda içerisine koyduğunuz tereyağı donar ve kurabiyeleriniz, bisküvileriniz pişirirken yayılma yapmazlar çok fazla. İlla ki biraz yayılır ama olması gerektiği gibi formları kalırlar. Ama bu süreyi bekletmez yapmazsanız bu işlemi bisküvileriniz, kurabiyeleriniz şeklini kaybeder ve çok fena yamulurlar, yayılırlar. Bu da hiç hoş bir görüntü olmaz, emeğiniz boşa gider. 180 derecelik fırına verdim. Bu şekilde fırında pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi hafif pembeleşinceye kadar çok güzel oldular. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Sol üst köşede görüyorsunuz web sitemin linkini. Oraya tıklayarak tarifin tüm detaylarına yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Lütfen abone olmayı, güzel yorum ve beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.